Sessizlik rica ediyorum. Osman Hocam, geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bugün niyetimiz bu şekliyle değildi. Kaza büyük geçmiş olsun diliyoruz. Allah sizi ocağınıza bağışladı. Allah şifa versin. En kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Çınarcık olarak yapacağımız ziyareti bugün geçmiş olsunla birleştirdik. Biz böyle kabul edin. 56. ben de unutmuyorum. 56. 56. mı? 56. Tamam hocam. Notlarımızı 56. olarak geçeceğiz. Bugün de tabii aramızda mevcut arkadaşlarımızın, gezen ekibimizin dışında Necmettin Bey'i unutmamak lazım. Kendisine de geçmiş olsun diliyoruz. Gerek kendisinin rahatsızlığı, gerekse annesinin rahatsızlığı üst üste geldi. Bir olumsuzluk. Allah şifa versin diliyoruz. Çok arzu etmesine rağmen aramızda olamadı. Ama bundan sonraki ziyaretlerimizde inşallah aramızda olacak. Necmettin Bey yönetim kurulu üyemiz, aynı zamanda başkan yardımcısı. Nurettin Kökşar üyemiz, yönetim kurulu üyesi. Sağ olsun Nazım abimiz yine bizi ziyaretlerimizde eksik bırakmıyor. İştirak ediyor. Muhtarımız Ahmet abi yine öyle hakeza. Bugün Nurettin Bey'in delikanlı oğlu da aramızda. Ona da muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hoş geldi diyoruz. Tamam. Ruhi Arakan bugün aramızda. Tamam. Yine müdavimlerimizden İsmet Demirhan, sağ olsunlar. Akın, görüşürüz. Akın da bugün yanımızda. Baykal, Kerim. Ayrıca Osman abimin komşusu var. O da aramızda oldu. Memnun oldum tanıştığımızda sizlerle de. Osman abi, kaza geldi geçti. Kazayı herkes anlattırmıştır. Boş ver onları. Biz kazayı anlatmayalım. Bize kısaca kendinizden ve tutmaçla ilgili anılarınızdan bize bir takım anekdotlar paylaşırsanız memnun oluruz. Bunu Çınarcık ziyareti anlatmak lazım ona. Bugün Çınarcık ziyaret. Hasta ziyareti değil. Hasta mı? Hasta ziyareti. Gözümüzde hasta falan değilsin. Gayet iyisin. Bir takım olumsuzluklar olmuş olabilir. Evet. Biz onu atıyoruz. Malumunuz, hepinize teşekkür ederim. Ailemi şenlendirdiniz. Allah hepinizin halesini şenlesin. Tutmaç, köyümüz 1950 doğumluyum. Tutmaç doğumluyum. 1956'da Sivas'a geldik. Babamızla beraber görüştük. İlkokul, ortaokul, liseyi Sivas'ta okudum. Eğitim Enstitüsü Balıkesir'de bitirdim. Öğretmen olduk. Anaokuluna öğretmen okulunda gideceğiniz göreve başladım. Efendim, Kangal Alacahan'da öğretmenlik yaptım. Sonra Amasya'da öğretmenlik yaptık. Döndük geldik tekrar Sivas'a İşitmengeler Okulu'nda 23 sene müdürlük yaptım. Şu anda da Sivas Sesi'nde müdür olarak görev yapıyorum. Mezun olduğum okulda müdür olmak ayrı bir zevk, ayrı bir heyecan veriyor. Köyümü ve köylülerimi seviyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum. Köyümüzden, köylülerimizden cemiyete zararlı bir insan çıkmış değil. Çıkmadı. Yüz kızartıcı insanımız yoktur. Allah hepsine iki cihan saadeti nasip etsin. Hep temiz insanlar, müspet insanlar, yapıcı insanlar. Bu insanlarımızı bu sayenizde Ali Arkan, sizin sayenizde dernek vasıtasıyla birleştirmek gerekiyor, bir araya getirmek gerekiyor. Nesiller arasındaki bağı mutlaka yaratmamız gerekiyor. Yaşlılarımızı ziyaretlerimize görüyorsunuz. Hatırlanmak kadar hakikaten güzel bir şey yoktur. O yüzden büyüklerimiz hep farkındaysanız diyorlar ki aman iyi olun, aman iyi geçinin, aman birbirinizi unutmayın. Bu Sivas'tan sonra bu ziyaretleri köylülerimizin çoğunlukta bulunduğu İstanbul'la bağlamak gerekir diye düşünüyorum. İstanbul bağlantısını, İstanbul ayağında
devam ettirmek gerekir diye düşünüyorum. İnşallah onu da yaparız nasip olursa. Allah sizlere hayırlı ömürler versin. Niyetler halistir. Niyet halis olunca akıbette hayır olur. Bu ziyaretlerimiz mümkün mertebe hem örnek olacaktır cemiyete. Yani dikkat ederseniz ilk defa biz Başlılar Derneği bir aile ziyaretleri, sınav ziyaretleri başlattı. Ve bu örnek bir başlangıç oldu Sivas'ta. Hatta belki de Türkiye'de. O yüzden hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Cümlemizden. Bu arada üzerimizde selamlar var. O selamları da ifade etmekte fayda görüyorum. Onursal Başkanımız Sait Karabağlı. Gerek geçmiş olsun dilekleri, gerekse bu ziyaretler dolayısıyla selamlarını ilettiler. Yine buraya gelmeden önce Tahsin Aydın. Çok selamlarını ilettiler tüm arkadaşlara. Şu an ismini hatırlayamadığım çok sayıda telefonlar aldık. Gerek geçmiş olsun, gerekse ziyaretimizden dolayı. İyi akşamlar temennisinde bulundular. Allah razı olsun. Sizin de buradan belki bizi izleyenlere mesajlarınız olacaktır. Sağlığınızla ilgili. Hepsine iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Hak hepsini çoluna çocuğuna bağışlasın. Hepsine sağlık, sıhhat versin. Hakikaten sıhhat önemli bir hadise. Şu hastalık, kaza vesilesiyle bunu bize tattım. Hani o Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur bir beyti var. Tamam. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Hakikaten bir nefes, sağlıklı bir nefes çok önemli bir şey. Şükretmek gerekiyor. Sağlıklı, sağlık kadar bir nimet olmasın. Evet hocam, buyur şaşırtalım. Hocam, çocuklardan da bahsedelim. Kaç çocuğunuz var? Bir kız var. Oğlumuz, torunları da anlattık. İsimleri Allah ne de alalım? Orhan, ben şeyleri, Osmanlı padişahlarını çok seviyorum. Benim adım Osman ya. Orhan oldu. Orhan Murat koydum. Padişahların ismi İçerikşar'a koydum ki belki yetişmez diye. İkinci olunca Yavuz Selim koydum. Üçüncüye Kanuni Sultan Süleyman koydum da kız oldu. Humeyra koydum adı. Allah bağışlasın. Resimlerle isimlerle birbirimize avutuyor falan. Allah hepsini bağışlasın. Amin. Torunlarla devam eder inşallah. İnşallah. Sayesinden torunlarla devam eder. İnşallah. Peki hocam yine geçmişe gidelim biraz. Evet. Geçmişle ilgili, tutmaçla ilgili. Anılarınız vardır, anekdotlarınız ben, vardır. Tutmaş'tan 56'da ayrıldık ama hiç kopmadım. Yaz saatlerine devamlı gittim. Dedelerim oradaydı. Onların yanlarına giderdim her yaz saatinde. O yüzden Tutmaş'taki o emsallerimizle, arkadaşlarımızla devamlı irtibatımız oldu. Mesela Sebahattin Aydın, mesela Tahsin Aydın. İşte Ömer Yekeler, Ahmet Yekeler. O bizim o emsallerimizle devamlı irtibatımız vardı. Tutmaç'ı o yüzden unutmak da mümkün değil. Dedemin yanında işte çifte giderdik, heriye giderdik, düğen sürerdik. Efendim, hep müzelik oldu onlar şimdi. Yani köylü babalarımızın yaşadığı köy hayatını ben yaşadım, gördüm yani. Onu bizzat gördüm. Yani düğeni, kağniyi, karasabanı, kotanı, işte hodağa binmeyi, bunları bizzat yaşadık orada. Hakikaten büyüklerimizin işleri zordu. Bizim babalarımız çok çileli bir nesildi. Hem kendi babalarına hizmet ettiler, hem bize hizmet ettiler. O çileli bir nesildi. Onu kabullenmek lazım. Allah onlara karanlığa ömür dilerim. Allah rahmet eylesin. O yüzden köyümüzdeki o düğen sürme, işte efendim heri gitme, mal yayma, kuzu gütme gibi şeyleri hemen hemen hepsini yaşamıştım. Ben. Süleyman dayınla ilgili bir şeyim var. Ha bu Meral dedem bana dedi ki,
Sen dedi 25 kuruşta iyi payın o zaman. Ben olur dedim. Süleyman dayım saç alanda ekim biçiyorlar. Ah buyurdu. Belki eşekler var. Eşekler tam da bir eşek ben de yapayım. Eşeğin üzerine HB'yi koydu Filik ablam. Süleyman dayımın hanımı. Ben de üzerine bindim. 25 kuruşta peşin aldım dedemden. Ağrı ağrı gidiyoruz tarlaya doğru. Ben hiç eşeğe dokunmuyorum ama. Biz de ne kadar evli oldu. Adamlar acıkmışlar orada. Tam tarlaya getir Süleyman dayı koşarak geldi. Elimden dirne şey aldı. O güvendereyi. Ucunda modül var. Bu ne dedi? Niye eşeğe dürtmüyor dedi. Eşeğe kızlar dürtünce. Hey ben bir tarafa, eşek bir tarafa, ben bir tarafa. Oradan dedim senin tohumun da, hey ben de, eşeğin de, oradan da sürasa. Ben okula gidiyorum. Ben okula gidiyorum. Öyle bir şey diyeceğim. Bu, köyde kış geceleri iyi olurdu. Bilhassa o güz mevsimi un, bulgur gibi hazırlıklar imece usulü yapılırdı. İşte erişte yapılırdı, işte kurut yapılırdı. O kışın da geceleri sohbetler, muhabbetler olurdu. İşte belli Hacı Nisbahir'in orası, Hacı Nisbahir'in orasında toplantılar olurdu, sohbetler olurdu. O muazzam bir kültürdü o. İşte düğünlerimizdeki adetler, örf adetlerimiz çok mükemmeldi. Muazzam bir tiyatro oyununa dönüyordu o. Düğünlerimiz. Allah rahmet eylesin bir Hamdi dayı, bir İsrafil abi, işte bir hayattaşı olan Süleyman abi. Bunlar köy düğünlerini şenlendirirlerdi. Tutmacın diğer bir özelliği de çevre köylerin içerisinde okuyanı çoktur, tahsil göreni çoktur. Kültürlü bir köydür dolayısıyla. Sanıyorum üniversite mezunu 500'ün üzerindeyiz şu anda. O kadar fazla bir okuyan var. Oranın meşhur işte Lavaş'ın Sivas'taki bütün devlet memurları bilirler. Devlet memurları köylere göreve gidince yemeği tutmaçta yerlerdi. Tutmacın Lavaş'ı derlerdi, o meşhurdu. İşte bu gelenek şu anda bizim yaşayan annelerin babalarını biliyor ama tekrar bunu yerine getirmek mümkün değil. O bitti. O bitti. Ama bundan sonra bu yaşlılarımızı, gençlerimizi, nesillerimizi kaynaştırmak merkezindeyiz. Mesela ben Nurettin Köksal'ın oğlu, burada benim öğrencimdir İsviçre'sinde. Ben bu delikanlıyı okulda gördüm. İşte belki o benim oğlanı tanımıyor. Değil mi? Tanımazlar. Bunları tanıştırmak lazım diye düşünüyorum ben. O yüzden o köydeki yapacağımız şenlikler önemli hakikati yapacağımız şenlikler. O şenliklerin mümkün mertebe aile olarak köylerimizi çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Orada herkes birbirine tanışsın, kaynaşsın, birbirini tanısın. Onu mutlaka dernek olarak, başkan olarak sizden hasretten istiyorum Sayın Başkanım. İnşallah. Sayın Başkanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Hemen hemen 30'un 40'ın üzerine bir işte büyüğümüzü gezdik. Ben de size Osman refah edeyim. Evet. Köyde dikkatimi çeken bir şey vardı. Osman'ın babası Halis abi miydi? Selim abi. Kur'an tefsiri yazıyor. Yani büyük köyde olmasına rağmen, büyük köyde olmasına rağmen Kur'an tefsiri yazıyordu. Şimdi hocamın kütüphanesini gördüm burada. Onları da bir çekersen tutmaçlının yani ilme, efendim, kültüre ne denli örnek verdi, örnek olduğunu görmek lazım. Gerçekten muazzam bir kütüphane var. Evet. Arada bu da burada olanlar değil mi? Burada olanlar. Saklılar hariç. Olar. Evet, vitrinde olanlar. Bunları da Yavuz'la beraber dizmiştik. Aferin evet. De böyle. Evet. Yani işte tutmaç kültürü buradan da bir örnek. O önemli. Evet, çok önemli. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Evet, doğrudur. 600'ün üzerinde bir üniversite mezunumuz var. Var. Ama hepsi de belli bir yere gelmişler. Ha. Çok kültürlü, çok tahsilli bir köy. Hepinizden Allah razı olsun. Yetiştirdiklerinizden Allah razı olsun. Biraz önce kış hazırlıkları dediniz ve imece usulü dediniz. Orada hiç hamur çiğnediniz mi? Evet, erişte işte, hamuru. Hamuru onu söyleyecektim işte. Hamur parçası çok önemlidir. O el ele tutar hamur çiğnerdik. Maniler de var mıydı orada? Maniler de vardı. Hatırlayamıyorum maniler. Şimdi de mümkün var. Maniler de vardı. Evet. Ama çok bayanlar söyler. Muhabbet vardı hakikaten.
hakikaten rivayet var, muhabbet vardı. O köy tandırında pişen o lavaşın kokusu, o mübareğin çökelikle yapılan dürüm. Ayrı bir hazı zevki vardı. O şorak dediğimiz yerde harman düğen sürdürdü. Harmanlar birbirine karışırdı. O yaşlılarımız bir telaşa düşerlerdi. O günleri şöyle ben bizzat yaşadım, gördüm. Gözümün önüne geliyor. Onlara Allah rahmet etsin. Hakikaten tutmacın kendine has bir kültürü, kendine has bir şey var. Örf adet geleneği var. Hocam o harmanların düven sürülüyor ya, evet. Ona ne deniyordu? Cem dedi. Malama. Malama dedi. Malama, malama birbirine karışıyordu, malama değil mi? Malama birbirine karışıyordu, evet. Malama birbirine, evet, karışıyordu. O da ne kadar yoğunluk var, ne kadar büyük bir şey var. Seher vakti kağınlarından sap gelir. O gıcırdı, kağınların gıcırtısı. Kağını inan, ya ne eziyetli bir işti o. Atından düğen sürmeyi severdim ben mesela. Hani öküzden düğen sürmek biraz daha yavaş olduğu için insan usandırıyor. Sıcakta sıcak bir insan rahat ediyor. At hızı gittiği için atından düğen sürmeyi severdim. Evet. O atından sürerdik düğeni. Kağınlarından o şeyden kardeşlerden Sivas'a buğday getirir. Satmaya. Evet. Sivas buğday meydanında Sivas'ın tutmacın buğdası meşhurdu. Zerun. O zerun buğdayı Sivaslılar da bilirdi. Unluk bulmak için tutmaçlığın burasını alırlardı. O çok önemliydi. Evet. Hala en iyi unluk. Buğday meydanında o çok önemliydi. Zerun buğdayı. Zerun buğdayı çok meşhurdu. Bulgur da öyle. Bulgur da olurdu. Unluğu da olurdu. Sivas halkı. Köyümüzün ilim adamlarından Allah rahmet etsin. Köyümüzde bizzat İmam Hacı sonra Sivas Müslümanı İbrahim Efendi. Köye belli bir edep haya vermiş, aşılamış. Onu unutmamak lazım, ibadet etmemek lazım. Mesela hafızlarımızdan hafız yetiştirmiş. İşte bir Hafız Osman, Selim abinin babası, o hafızdır. O Hafız Osman'ın dede yanına almış benim amcam Seyfettin Yekeler, Yusuf Artut amcayı, ondan sonra Hilmi hocayı, Hilmi Artut amcayı, bunları hafız yapmış. O işin o tarafı da var. Yani manevi cephesi de var. İbrahim Efendi ilim sahibi, fıkıh yönünden öğretmiş ve bugün samimiyetle söylüyorum, işte köye bazen imamlar geliyor, bizim köydeki adamların fıkıh bilgisi bilemiyor. O fıkıh bilgisi otomatikman İbrahim Efendi alınmıştır yani. O hoca imamlık yaparken bir Müslümana neler